Gülseren Hanım, sizi son yıllarda bir başarı garantisi olarak isminizi duyuyoruz. Hangi birini saysam Masumiyet Apartmanı, İstanbullu gelin sıralı sayamıyorum. Camdaki kız, şimdi çöp adam var galiba, şey var. Yalı çapkını, yalı çapkını var. Evet, evet. Kırmızı Oda var, çok Oda. Sevildi. Bütün bunların senaristi, fikir sahibi olarak tanıyoruz. Bu kadar başarılı işler arka arkaya. Niye bu kadar beklediniz Gülseren Hanım? Benim hayatım o kadar çok çalışarak, mücadelelerle geçti ki hep bir şeyler yapıyordum ben. Demek ki sırası şimdiymiş. Şimdiymiş. Şimdi de artık bunlara daldım. Aldığım tepkiler falan da beni çok memnun ediyor. Motivasyonumu arttırıyor bana gelen bu sizinle bu biraz kadar önce başarı, söylediğiniz değil mi? Çok güzel sözler. Ben de çalışmaya devam ediyorum. Peki bu, yani bir kısmı yeni bir hayat diyebiliriz. Memnun tamamen musunuz diyebiliriz. Memnun. Özellikle televizyonla ilişkim tamamen yepyeni bir hayat oldu benim için. Ama zamanla gördüm ki ben bu işi sevdiğim, daha büyük kitlelere mesajları iletebiliyorum ki ben hep bu yola bunun için çıktım zaten. Evet. İnsanlara bilmediklerini, göremediklerini, duyamadıklarını duyurayım, sesimi duyurayım, onlara sevgiyle, şefkatle dokunabileyim. Bizim kuşak hep idealisttir zaten. Misyoncudur değil mi birazcık kuşak? Evet ya, yani ben de o idealin peşinden destek aldıkça toplumdan da inşallah ömrümde yettiğince bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Güzel de kliniğin durumu ne? Kliniğe gidebiliyor musunuz? Kliniğe pek gidemiyorum. Gerçekten şeyi itiraf etmeliyim ki hastalarımı özledim, doktorluğu özledim. Ufak ufak kenar kenar yeniden başlamayı da düşünmüyor değilim yani. Bence artık çok zor. Öyle. Sizi bırakmazlar. Sektör Bakalım, bırakmaz ben yine artık. De evet elimden geleni yapacağım yetişebilirsem. Gülseren Hanımcığım, bilmiyorum baştan sona hiçbir programımızı seyrettiniz mi? Evet, seyrettiniz. Seyrettim. O zaman biliyorsunuz ama seyircimizi hatırlatmak açısından bir iki bir şey söyleyeceğim izninizle. Biz ikinci, üçüncü sayfa haberi gibi kenarda kıyıda kalmış. Şöyle gözümüzün değip geçtiği haberleri seçiyoruz. Onları derinlemesine inceliyoruz. Biraz künhüne varmaya çalışıyoruz. Sorular sorarak o konuda derinleşmeye çalışıyoruz ve bazen üstünde çok da düşünmeden geçip gittiğimiz, farkına varamadığımız bazı şeylerin farkına varabilir miyiz oyunu oynuyoruz. Ne için? Biraz daha birbirimizi anlayabilmek için, biraz daha birbirimizi dinlemeye, birbirimizi özendirmek için falan yapıyoruz. Böyle bir sosyal deney gibi bir şey, empati. Çok Ama sizin için zor değil. İdealist bir program. Yani o anlamda bana çok yakın bu duygular, bu hevesler, insanlara ulaşma arzusu. Evet. Sonuna kadar destekliyorum sizi. Evet, bizim için kolay bir program olacak. Yani bizim açımızdan. İnşallah. Çünkü siz bence bir yerde duruyordunuz. Empati etrafınıza kurmuşlar. İşiniz, baştan beri yaptıklarınız ve son yaptığınız işlerin ana ekseninde hep empati duruyor başrolde diye düşünüyorum. O yüzden çok hoş ve rahat bir program olacak. Usul İnşallah. bakımından bir şey söyleyeceğim yine izninizle. Şimdi sizin deneyiminizdeki bir hanımefendiye sen demem mümkün olmadığı için doğal olarak size siz diyorum. Ancak hikayenin içine girip de hikayenin öznelerinden birinin veya birkaçının yerine geçmenizi talep ettiğim andan itibaren müsaadenizle sen diyeceğim. Çünkü farklı yaşlarda, farklı profillerde, farklı durumlarda olan hanımlardan bahsediyor olacağız. Onlarla sen diye konuşacağım. Hikayelerin başında ve sonunda size döneceğim. Çünkü o zaman Gülseren Hanım'la görüşüyor olacağım. Arada Gülseren Hanım'ı dinlenmeye çıkartacağız. Diğer hanımlarla görüşüyor olacağız.